Halk arasında köpük tedavisi olarak bilinen tedavi, damarları büzücü, kapatıcı özelliği olan bir ilacın varisli damarın içine enjekte edilmesi, varislerin kapanmasının sağlanması, kapanan damarın cilt tarafından emilmesi, yok edilmesi ve görüntünün düzelmesi esasına dayanır. Bu amaçla aslında ülkemizde kullanılan tek bir ilaç vardır. Bu ilaç sıvı formdadır ve temel özelliği toplar damar iç yüzeyiyle temas ettiğinde toplar damarın iç çeperine zarar vererek o damarın kapanmasını ve fibrozis dediğimiz bir kordon halini almasını sağlamasıdır. Damar kapandığında cilt tarafından emilir, yok edilir ve varisli damarların neden olduğu kötü görüntü düzelir. Öncelikle şunu belirtmek isterim ki burada belirttiğimiz varisli damarlar zaten yerine getirmesi gereken fonksiyonu görmeyen, o görevi yerine getirmeyen damarlardır. Ve çapları son derece düşük, son derece ince damarlardır. Dolayısıyla bu damarların bir ilaç yardımıyla, bir kimyasal madde yardımıyla kapatılması, yok edilmesinin ve görüntünün düzeltilmesinin sizin genel sağlığınıza ya da genel damar yapınıza herhangi bir olumsuz etkisi yoktur. Kötü görüntü nedeniyle doktora başvuran ve varislerinin bu açıdan tedavi edilmesini talep eden hasta ile öncelikle yakınmaları konusunda ayrıntılı konuşulmalıdır. Ardından hastanın tıbbi öyküsü alınır. Hastanın pıhtıya yatkınlığı ya da alerjik bir yapısı olup olmadığı sorgulanır. Ardından hasta muayene edilir. Hastada bir atar damar ya da toplar damar sorunu olup olmadığı gözden geçirilir. Ardından hastaya mutlaka bacak toplar damar ultrason incelemesi yani renkli Doppler ultrason incelemesi yapılmalıdır. Bu ultrason incelemesi sırasında eğer daha derinde ve daha kalın bir toplar damarda ciddi derecede kanın geriye doğru kaçışı söz konusuysa o zaman tedavi planı değişmektedir. Yani hastada belirgin toplar damar yetmezliği, venöz reflü söz konusuysa önce başka bir yöntemle daha derindeki ve daha kalındaki toplar damarın kapatılması sağlanır. Ardından bu işlemin yapılması uygun olacaktır. Bunu şuna benzetebiliriz. Evinizin salonundaki parkenin su kaçağı nedeniyle kabardığını varsayalım. Bu durumda ilk olarak yapmanız gereken parkeyi değiştirmek değil, su kaçağını tamir etmektir. Eğer su kaçağını tamir etmezseniz siz istediğiniz kadar parkeyi değiştirin. Birkaç ay sonra parke tekrar kabaracaktır. Burada da ultrasonun çok ayrıntılı ve doğru şekilde yapılması kritik öneme sahiptir. Eğer ultrason sonucunda müdahale edilmesi gereken belirgin bir sorun saptanmazsa bu durumda köpük tedavisine geçilebilir. Köpük tedavisinde başlanmadan önce hastaya işlemle ilgili ayrıntılı ve gerçekçi bilgi vermek gerekir. Hastanın beklentileri iyi anlaşılmalıdır ve hastayla bilimsel ve gerçekçi bir iletişim kurulmalıdır. Ardından hastadan onam formu imzalı olarak alınmalıdır ve hastanın bacaklarının standart tıbbi fotoğrafları çekilmeli ve hasta arşivine bilgisayar ortamında eklenmelidir. Bunlar tedavi öncesi hastanın durumunu belgeleyen tıbbi fotoğraflardır. Köpük tedavisi sırasında eğer ilaç iki enjektör yardımıyla havayla karıştırılarak bir köpük haline getirilir ve bu köpük enjekte edilirse buna köpük skleroterapi, eğer sıvı olarak belli bir konsantrasyonda enjekte edilirse buna da sıvı skleroterapi denir. Yani aslında işlemin genel olarak adına skleroterapi denir. İlaç köpük olarak enjekte edilirse buna köpük tedavisi, sıvı olarak enjekte edilirse buna da sıvı skleroterapi denebilir. Genel olarak daha derinde, daha kalın olan damarlara köpük formunda enjeksiyon, daha yüzeyel ve daha ince olan damarlara ise sıvı şeklinde enjeksiyon yapılması tercih edilir.
Bu tedavi seanslar şeklinde gerçekleştirilir. Önce köpük tedavisi varislerin yaygınlığına ve durumuna bağlı olarak en sonunda sıvı tedavisi, sıvı skleroterapi gerçekleştirilir. Bu tedaviyle ilgili iki tane kritik nokta. Birincisi, tedavi süresince hasta mutlaka tedavi yapılan bölgeleri örtecek şekilde kasığa kadar ya da külotlu varis çorabı giymek durumundadır. Çünkü varis çorabının kullanılması dışarıdan baskı yaparak ideal estetik sonuçlara ulaşılmasına son derece yardımcıdır ve bilimsel kılavuzlarda da önerilmektedir. İkinci önemli faktör ise tedavi sırasında ve tedaviden sonraki 4 hafta boyunca, yaklaşık 1 ay boyunca tedavi edilen bölgelere direkt güneş ışığının maruz kalmamasıdır. Çünkü bu bölgelere direkt güneş ışığının ulaşması işlem sonrası koyu renk lekelenme riskini arttırmaktadır. Peki estetik olarak istenen sonuçlara ne kadar sürede ulaşılabilir? Yaklaşık olarak 2-3 hafta sonra varislerinizin görüntüsünün silikleşmeye başlayabileceğini ve yaklaşık tedavinin başlangıcından 3-4 ay sonra tekrar fotoğraf çekersek öncesi sonrası fotoğraflar arasında gözle görülür bir fark oluşabileceğini söyleyebiliriz. Sonuç olarak varisler için köpük tedavisi öncesi hasta mutlaka ultrason ile ayrıntılı olarak değerlendirilmelidir. Hasta doğru, bilimsel ve gerçekçi bir şekilde bilgilendirilmelidir. İstenen estetik sonuçlara ulaşılması en az 3-4 ay alır. Tedavi süresince varis çorabı kullanmanız ve tedavi süresince ve sonrasındaki 1 ay boyunca güneş ışığına çıkmamanız son derece önemlidir. Bu tedavi çok sayıda teknik ayrıntıya sahiptir ve bu tedaviyi uygulayacak olan hekimin özellikle varislerin estetik tedavisi konusuyla özel olarak ilgilenen ve bu konuda deneyimli bir hekim olması tedavinin sonucundaki estetik hedeflere ulaşılmasında son derece kritik bir faktördür.